Değerli izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Gündem Analiz programında çok kıymetli bir ismi daha ağırlıyoruz. Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Derya Hanım. Öncelikle nazik davetiniz için size ve Kanal 3 ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ne demek? Ben hemen Alper Bey şu soruyla başlamak istiyorum. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle 6 ve 7 Şubat tarihlerinde biliyorsunuz ülke olarak çok büyük bir deprem yaşadık. Doğanın şiddetine insanoğlunun açgözlülüğünün, denetimsizliğin eklendiği bu büyük yıkımda hayatını kaybeden 44 meslektaşımıza, 21 Eczacılık Fakültesi öğrencimize, 24 eczane teknisyenimize ve de vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın da malumunuz 19 Mayıs, evet. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Aynen. Türk milleti için çok önemli bir bayram gerçekten. Türk'ün makus talihini yendiği büyük bir zaferin ilk adımıdır aslında. Aynen 19 öyle. Mayıs ve gençliğe hediye edilmiştir. Kesinlikle. Ve Atatürk bunu gençliğe hediye ederken de aslında sadece yaş olarak gençlere de hediye etmemiştir. Fikri olarak da genç düşünen, yenilikçi insanları da Atatürk genç olarak nitelemiştir. O yüzden ben hem yaş olarak genç vatandaşlarımızın hem de fikri olarak genç vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Atatürk'ten bahsetmişken kısaca bir şeyden yine bahsedeyim. Buyurun Alper Bey. Eczacılık açısından çok önemlidir aslında Cumhuriyet. Şöyle ki 1928 tarihinde bizim ilk kanunumuz yayınlanmıştır. Yeni bir cumhuriyet, savaştan çıkmış bir cumhuriyet ve İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunumuz o zamanki meclis tarafından yayınlanmıştır ki biz o zaman muasır medeniyetlerden bahsederiz. İşte gelişmiş ülkelerden bahsederiz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bile şu anki FDA'nin İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin kurulumundaki daha o kanun yayınlanmamışken bile bizler o zaman yeni bir cumhuriyet olarak 1928 yılında ilaç ve eczacılık politikalarıyla ilgili bir kanun yayınlamışız ve hala o kanunda yürürlüktedir. Ayrıca yine eczacılık için cumhuriyet çok önemlidir. Cumhuriyet kurulana kadar bir kadın meslektaşımız bulunmamaktadır mesela. Hatta ve hatta o zamana kadar geneli olarak da eczacılık daha çok Osmanlı'da Türk olmayan Osmanlı vatandaşları tarafından yani Rumlar ve Ermeniler tarafından evet, daha çok doğru. yapılıyormuş. Ama baharatlarla onların yapmış olduğu hani şimdilerin diliyle koca karı ilaçlarıyla evet. aslında eczacılığın doğuşu evet, gerçekleşiyor. Evet tabii ki öyle başlıyor ve o dönemdeki bulunan eczaneler de genelde yabancı uyruklu kişilerin işlettiği eczaneler. Ancak Cumhuriyet'le beraber Türklerin daha fazla bu mesleği önemsemesiyle birlikte Türkler daha fazla bulunuyor ve 1930 yılında da ilk Türk kadın eczacımız Eczacılık Fakültesinden mezun oluyor. Ne büyük gurur. Ve bu zamana geldiğimizde de mevcut eczacıların yarısından fazlası büyük çoğunluğunda kadın meslektaşlarımızdan oluşmakta. Biraz uzattım kusura ya, bakmayın. Hayır estağfurullah lütfen her biri çok kıymetli ve bir kadının bence hangi alanda olursa olsun her alana yepyeni bir ışık kattığını ben düşünüyorum. Evet. Eminim eczacılık alanında da kesinlikle, böyle. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Yani her yere bence bir kadın eli değmeli diye ben düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Tabii ki bir eczacılıkta özellikle çok daha fazla değdiğini de söyleyebilirim. Kısaca kendimden bahsedeyim. Buyurun. İsmim Alper Pehlivanlı, Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanıyım. Hı hı. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 6-7 yıllık bir kamu geçmişim oldu mezun olduktan sonra. Önce Sosyal Sigortalar Kurumu'nda ki o zaman SSK hastaneleri vardı evet. malumunuz. Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yaptım. 2007 yılında da Afyonkarahisar Merkez'de eczane açtım ve hala aynı eczanede eczacılık yapmaya devam etmekteyim. Afyonkarahisar Eczacı Odası'nda da 2011 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev aldım ve 2020 yılından itibaren de Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Rahmetli oda başkanımız ki Kanal 3 ailesi için de çok kıymetli biridir. Rahmetli Eczacı Melih Köken'in ani vefatı sonrasında. Mekanı cennet olsun. Evet onu da böylelikle almış olalım. Onun sonrasında yine o dönemden bugüne kadar da oda başkanlığı görevini yürütüyorum.
Eşim de eczacı. Hayatım eczacılıktan oluşmakta diyebilirim aslında. Ve eczacılık sorunlarıyla ilgileniyoruz. Aslında evet. Biraz da şunu sormak istiyorum size. Genel itibariyle bakıldığında yani sizin yaptığınız meslek de çok kıymetli. Ama sizin yaptığınız meslek aslında doktorlukla da birbirine çok benzer. Ve birçok ben hatırlıyorum küçüklüğümde falan. Babam ben hasta olduğumda beni ya da annem eczaneye götürürlerdi. Ve oradaki eczacı hanım ya da eczacı beyefendi orada bana bir ilaç tahkimi yapardı ve oradan ayrılabilirdim. Tabii ki şimdi çok çok daha farklı. Evet. Biraz da işinizden bahsedebilir misiniz bize? Yani eczacılık tam olarak nedir? Neler yapıyor? İnsanlığa ne faydası var? Tabii ki. Eczacılık öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanlar için şifa olacak bitkisel veya kimyasal kaynaklı her türlü ilacın öncelikle araştırma geliştirmesi, Ar-Ge'si. Sonra belli bir formülasyona getirilmesi, ilaç haline getirilmesi, üretimi ve sonrasında da yine hastaya sunulması, ardından hastalık takibini de içeren. Yani baktığımızda komple ilacın başlangıcından sonuna kadar tüm süreçten sorumlu kişidir eczacı. Bazen eczacı sadece halkımıza şöyle bir düşünce olabiliyor. Yani sadece ilacı veren kişi, ilacı sunan kişiymiş gibi bir algı oluşabiliyor. Bu doğru değil. Bizler ilacın direkt araştırma geliştirmesinden başlayarak hastaya sunumuna kadar ki sürecin tamamından sorumlu kişidir. Evet, dediğiniz doğru. Eczacı zaten birinci basamak sağlık personeli evet. olarak aslında. Eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşu olarak geçmekte. Biz her basınla bir araya geldiğimizde eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır kesinlikle, deriz. Evet. Bu halk gözünde de çok doğru bir tespittir. Çünkü bunu ne zaman gördük aslında Derya Hanım? En yakın pandemi zamanında gördük mesela. Evet. Pandemi zamanında hatırlarsanız her yer kapalıydı. Hastaneler, eczaneler ve fırınlar açıktı sadece. Evet. Ve o dönemde insanlar acaba Covid mi oldum sorusunu ilk olarak en yakınındaki eczanesine, eczacısına gelerek sordu. Ya ben Covid mi oldum, şöyle sıkıntılarım var kesinlikle. Diyerek biz birçok hastamızı o dönemde hastanelere yönlendirdik. Test yaptırmaları için. Ve maalesef ki o dönemde pandemi döneminde toplam çalışan ve vefat sayısı oranına göre pandemide en çok vefat eden sağlık meslek grubu da eczacılar oldu. Hatta hatırlarsanız pandeminin ilk günleriydi. Sayın Sağlık Bakanı televizyona çıkıp ilk vefat haberini vermişti. O vefat haberinde ilk vefat eden kişi eczacıydı. İstanbul'da evet. bir eczacıydı. Bunun nedeni de eczacıların topluma aslında randevu almadan ilk ulaşabileceği kişi. İlk ulaşılabilecek akil insan diyorum ben. Bölgenin akil insandır. Çünkü eczacılar eczane eczacıları şu an Türkiye'ye gelince 29 bin eczane her şehirde, her ilçede ve beldede eczanelerimiz mevcut. Hatta köylerimize bizler mobil hizmetle, Afyon'da da aynı şekilde mobil hizmetle insanların ayaklarına kadar ilaç ve eczacılık hizmeti götürüyoruz. Ve bölgesinde gidip her şeyi danışabileceği, bu sadece sağlıkla ilgili de değil Derya Hanım. Başka konularla da ilgili gelip eczacısına danışabileceklerini halkımız biliyor ve böyle durumlarda da gelip bizlere her konuda danışmanlık hizmetimizden yararlanıyorlar. Pandemi dönemi dediniz. Evet. Pandemi döneminde gerçekten eczacılar çok büyük bir öneme sahipti. Dediğiniz gibi ilk ulaşılabilir kişilerdi. Evet. Pandemi döneminde ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bu hastalık süreci dahilinden ziyade ilaç noktasında özellikle pandemi döneminde ne gibi sıkıntılar yaşandı ve bununla nasıl başa çıkıldı? Şimdi pandemi döneminde ilk başta hatırlayalım. Bütün Türk, yani hepimizde aslında hem sağlıkçılarda hem halkımızda bir panik havası vardı. Ve insanlar o panikle ilk gelecekleri yer yine eczanelere geldiler ve eczacısına danıştılar. Ya ben ne yapmam lazım? Yani bundan nasıl korunabilirim? Hatırlayalım, insanlar o dönemde daha maskeyi nasıl takacaklarını bilmiyorlardı. Kesinlikle, aynen. Çok doğru. İnanın bu danışmanlık hizmetini bizler eczanelerimizde
halkımıza verdik. Yani ve hatta ücretsiz maske dağıtımı yapıldı ve eczacılar bunda önderlik yaptılar. Tabii. Yani biz gelin, yeter ki gelin, biz size verelim, ücret de almayacağız denildi yani o dönemde. Evet, ya bunun nedeni de şu aslında, biz meslek örgütü olarak da, eczacılar olarak da çok organize hareket edebiliyoruz. Hızlı bir şekilde hemen ayak uydurabiliyoruz, uyum sağlayabiliyoruz bir değişiklik olduğu zaman. Evet. Bunu aslında devletimiz, kurumlarımız da farkında. Ve böyle bir durumda pandemide acil bir şekilde maske dağıtımı gerekiyordu. Evet. Bunu farklı yollardan denemeye kalkıldı PTT aracılığıyla falan ama olmadı. Olmadığı görüldüğü anda da hemen eczaneler üzerinden bu maskeler çok hızlı bir şekilde halkımıza iletildi. Zaten sonrasında maskeler de piyasada daha da çoğaldıktan sonra böyle bir sıkıntımız da kalmadı. Ama biz o dönemde halkımızın bizleri daha iyi anladığını gördük. Yani danışmanlık hizmetimizi ne kadar çok verirsek, çünkü bazen eczacılar sıkıntılarımızdan bahsedecek olursak söyleriz. Bazen hakikaten bürokratik sıkıntılarımıza çok yani bürokratik angaryalarla çok uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Bizim tek derdimiz var, sağlık danışmanlığı hizmeti vermek eczanelerimizde ve bunu pandemide çok daha fazla yerine getirdik aslında Derya Hanım. Ben şunu da sormak istiyorum. Deprem yaşadık. Siz de az önce belirttiniz. Deprem yaşandığı dönemde aslında eczacılar da büyük önem arz ediyordu o dönem için, o döneme baktığımızda. Çünkü müdahale edilmesi gerekiyor, doğru müdahale edilmesi gerekiyor. Doğru müdahale için doğru ilaç gerekiyor. Bu süreci peki siz eczacı odası başkanı olarak nasıl yürüttünüz? Bir yorumlayabilir misiniz bize? Ben bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Türkiye'de 6 Şubat'tan itibaren en iyi organize olabilen meslek grubu olduk eczacılar. Bunu çok açık söyleyebilirim. Afyon üzerinde bahsedelim. Örnek vereyim. Buyurun. 6 Şubat'ta deprem olur olmaz ertesi gün biz sadece 2 saatlik bir organizasyonla Afyon genelinde bütün eczanelerden ve depolardan serum tedarik ettik. Çünkü bölgeye ulaştığımızda, sorduğumuzda ne lazım, acil olarak ne lazım diye sorduğumuzda tabii ki o an için çok acil müdahale gerektiğinden dolayı ilk gün, ikinci gündü bize serum ihtiyacının çok fazla olduğunu söylediler. Sadece 2 saatlik bir organizasyonla Afyon geleninden bir kamyon dolusu serum topladık ve bu serumları yine belediyemiz sağ olsun o konuda bize yardımcı oldu. Birçok araç aslında yol hatırlayalım, o zaman hava şartları çok kötüydü. Araçlar yollarda bekliyordu. İlaç olmasından dolayı da bir öncelik verildi. Şunu söyleyebilirim. Afyon'da belki birçok, belki buradan şimdi ben sayısını bilmiyorum, yüzlerce tır gitmiştir deprem bölgesine eminim. Ama belki ilk giden malzeme serum oldu Afyon'da. Çünkü ilaç olduğundan dolayı öncelik de verilerek yolda beklemedi o kamyonumuz ve hemen Hatay bölgesinde ulaştı ve hastanede o serumlar kullanıldı. Biz eczacılar olarak neler yaptık? Bir kere çok hızlı bir şekilde, organize bir şekilde hareket ettik. Bizim Türk Eczacıları Birliği'miz Ankara'da onun organizasyonuyla birlikte 54 tane eczacı odamız var. Hepimiz bölgemizde hemen meslektaşlarımıza ulaştık. Evet. 11 ilde 28 sahra eczanesi kurduk biz Derya Hanım. Birinde de Afyon Eczacı Odası büyük görev üstlendi ve kurulum aşamasından itibaren bulunduk. Gaziantep Nur Dağı'ndaki Sahra Eczanesi'ne Afyon Karahisar Eczacı Odası olarak da biz de gönüllülerimizle burada topladığımız bir tır dolusu ilaçla o bölgede bir Sahra Eczanesi kurduk. Ve ben de dahil birçok arkadaşım Afyon'da bölgeye giderek orada halkımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunduk. Bölgeye ilk giden grubun içerisindeydim ben de. Gerçekten zor bir dönemdi o dönem. Kesinlikle. Şöyle bir şey oldu. Hayat kurtarıcı etkide bulunduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü insanlar her şeylerini sonuçta o yıkıntı içerisinde bırakmışlar. Yani bir terlikle çıkmış geliyor bir vatandaş ve sizden kalp hastası ve tansiyon ve kalp ilaçlarını sizden istiyor. Çünkü onlar artık yok. Ve onu orada kullanmadığı zaman hakikaten hayatı risk taşıyor. Yani hem deprem üzerine bir de böyle bir risk taşıyor. Biz orada o ilaçları ücretsiz bir şekilde
direkt hastalarımıza temin ettik ve orada hayat kurtarıcı bir etkide bulunduk aslında. Sadece ilaca erişimde bir sıkıntı yaşandı mı peki o dönem için deprem? Deprem bölgesinde hayır, hiç yaşanmadı. Hatırlayalım, bölgede belki bazen bir bardak suyu bile bulmakta insanlar dönemsel olarak zorlanmış olabilirler. Evet. Ama hiç ilacın eksikliğiyle ilgili bir şey gördünüz mü? Ya da bir şey duydunuz mu? Ya da haberlerde bununla ilgili bir şey oldu mu? Olmadı. Hı. Çünkü bölgede en az ihtiyaç duyulan malzeme ilaç oldu. Evet. Biz orada sadece ilaç da dağıtmadık Derya Hanım. Biz buradan bebek mamaları, kadın petleri, kişisel hijyen ürünleri, bebek bezlerinden tutun biberonlara kadar evet. Cidden orada her şeye ihtiyaç vardı çünkü. Aynen öyle. Bebeklere bakım gerekiyordu ve bununla ilgili de çok önemli bir hizmet verdiğimizi, giden her meslektaşımın çok büyük haz aldığını, oraya giden her meslektaşım hem insani olarak hem de mesleki olarak çok büyük haz aldığını gördük. Sadece deprem bölgesindeki halkımıza da hizmet vermedik. Orada olan gönüllülerimize, UMKE'cilere, emniyet personelimize yine biz orada ilaç ve eczacılık hizmeti verdik. Evet. Birçok kez hayır duası aldık. Bunu söyleyebilirim. Çok duygulandırıcı anlar yaşadık. Ne güzel. Böyle bir dönem geçirdik aslında biz deprem zamanı. Ben az önce söylediğiniz cümleye istinaden şunu sormak istiyorum. Bürokratik sıkıntılar yaşadık dediniz. Sağlık politikaları açısından ne gibi bürokratik sıkıntılar yaşıyorsunuz bir eczacı olarak ve eczacı odası başkanı olarak eczacılar adına konuşursanız? Evet. Eczacıların ne gibi sıkıntıları var? Şimdi tam bir yıl öncesine dönersek aslında dövizin yükselmesiyle birlikte çok ciddi ekonomik sıkıntılarımız olduğunu söyleyebilirim. Bu ekonomik sıkıntılarımızı biz geçtiğimiz belki 10-15 yıl süresince yaşıyorduk ve sürekli bir düşüş eğilimindeydi. Yani yükseliş eğilimindeydi, tam tersi söyleyeyim. Evet. Ekonomik sıkıntılarımız sürekli artmaktaydı. Ve geçtiğimiz yıl bunun bizler... Bunun size ne gibi zararı oluyordu peki? Şimdi şöyle, bizler de sonuçta şimdi konuştuklarımız eczane eczacılar için. Sadece eczane eczacılar için değil, ben kamu eczacılar için de sıkıntılarımız var. Onlardan da bahsedeceğim. Buyurun. Ama öncelikle bir yıl öncesinde çok ciddi ekonomik sıkıntılarımız vardı. Bu ekonomik sıkıntılardan dolayı birlik olarak biz geçtiğimiz yıl 27 Kasım tarihinde Ankara'da büyük eczacı mitingini düzenledik. Ve bu mitingle beraber müzakere sürecinde, yani kurumlarımızla olan müzakere sürecinde devam ettirdik açıkçası. Yani bağları koparmadık. Ve her iki süreci de beraber yürütmemiz sonucunda da bizim ilaç fiyat kararnamesinde, ilaçların belirlenmesi yöntemiyle ilgili, eczacılarla ilgili olan ilaç fiyat kararnamesinde bu bir yıl içerisinde birkaç kez, üç kez düzenleme yapıldı. Evet. Ekonomik sorunlarımız artmasa da, biraz olsun düzelse de yine de eskiye nazaran yine zor durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bürokratik sıkıntılarımıza gelirse, aslında bizler burada Afyon Eczacı Odası Başkanı olarak ben bunu söyleyebilirim. Afyon'da yerel olarak bürokratik sıkıntılarımızı biz bir şekilde Afyon'da kişisel ilişkilerimizle, sağ olsunlar buradaki Afyon'daki yerel bürokrasimizin de iyi niyetiyle beraber biz buradaki sıkıntılarımızı burada hallediyoruz. Ama özellikle Ankara'da bulunan bürokrasiyle ilgili ve ciddi sıkıntılarımız dönemsel olarak çok oluyor. Bunu da demem gerekiyor. Evet. Bunun nedeni de biraz sahadan kopuk olması. Özellikle bürokrasinin sahadan kopuk hareket etmesi. Empati ile hareket etmemesinden kaynaklı bürokratik sıkıntılar yaşıyoruz. Verilen bazı sözlerin tutulmadığını görüyoruz bazen. Yani bize öncesinden verilen bazı sıkıntılarımızın düzeleceğini söylendiği halde bu sıkıntılarımızın sonrasında yapılmadığını görüyoruz. Ne gibi sözler bunlar Sayın Pehlivan Hanım? Şimdi şöyle anlatayım. Bizim eczacılık mesleği Derya Hanım aslında birçok yasa yönetmelik çerçevesinde hareket etmesi gereken bir meslek. Evet. Bir de hayatın içerisinde de çok bulunduğumuzdan dolayı hayatın direkt sorunlarıyla da karşı karşıya kaldığımız bir meslek. Bürokratik sıkıntılardan bahsedecek olursak, örneğin eczacıların stok düzenlemesiyle ilgili, deaktivasyonla ilgili daha çok teknik sıkıntılar. Aslında burada halkımıza bunları yani çok aksettirmek istemiyorum. Çünkü daha çok bizlerin teknik olarak yaşadığımız
ciddi sıkıntılarımız bulunmakta. Bunların halledilmediğini, bunlarla ilgili bizlere geri dönüş yapılmadığını söyleyebilirim. Bazı eczacı odalarının bazı yetkileriyle ilgili kısıtlamalara gidildi bu dönemde. Özellikle evet. Sağlık Bakanlığı açısından bazı sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Ancak inşallah önümüzdeki dönemde bu sıkıntılarımız da yine müzakere süreciyle halledebileceğimize de inanıyorum. Bununla ilgili de birliğimiz zaten gerekli girişimleri, görüşmeleri de yapmakta. Peki bu saymış olduğunuz sıkıntılar içerisinde bir eczacı odası başkanı olarak hangisinin mutlak surette ve en hızlı şekilde çözülmesi gerektiğini inanıyorsunuz? Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri şu an aslında ilaç yokları. Bu ilaç yoklarını... Nedir bu ilaç? İlaç yokları şöyle, birkaç kez aslında birçok kez de haber de oldu. Evet. Yine Kanal 3'te de haber yaptığımız haber olduğunu da hatırlıyorum. Bununla evet. ilgili röportaj vermiştik. Özellikle geçtiğimiz Aralık Ocak Şubat döneminde çok evet. daha ciddi bir ilaç yoku sıkıntımız vardı. Yani her 4 ilaçtan birini bulmakta biz çok büyük güçlük çekiyorduk. Evet. O dönem özellikle de şuruplarda, antibiyotik ve ateş düşürücü şuruplarda, öksürük şuruplarında, daha çok çocuk ilaçlarında çok ciddi problemler yaşıyorduk bulmakta ve bunları hastalarımıza sunmakta sıkıntılar çekiyorduk. Bunun asıl nedenlerinden biri de aslında Türkiye'deki ilaç belirleme yönteminden kaynaklanıyor. Evet. Şöyle, Türkiye'deki ilaç belirleme yöntemi Avrupa'daki 5 ülkenin referans fiyatları alınarak bir fiyat belirleniyor. Evet. Ve bu belirlenen fiyatında %60 daha azı kurum tarafından firmalara ödeniyor. Şöyle anlatayım. Şu an için ilaca belirlenen avro kuru 10 lira 76 kuruş. Ama biliyorsunuz güncel avro kuru da bildiğim kadarıyla 21,5 liralar civarında. Yani tam iki katı. Evet. Bu aradaki makas arttıkça dönemsel olarak bazen ilaçlara zam yapılarak bu makas daraltılmaya çalışılıyor ama hep palyatif yani kısa dönemli çözümlerle bu sorunu biz atlatmaya çalışıyoruz. Yani ilaç yoklarımız %25'lere %30'lara kadar çıkıyor. Sonra tekrar %15'lere %20'lere tekrar iniyor ama bu dövizdeki yükseliş devam ettikçe biz bu sorunu tekrar yaşamaya başlıyoruz. Evet. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Burada ilaç fiyat politikasının baştan sona tekrar ele alınması gerekiyor. Şu an için yılda iki defa ilaç fiyatlarında bir belirleme yapılıyor. Bunun tekrar ele alınıp örneğin ayda bir şekilde bunlarla ilgili bir düzenleme yapılabilirse eğer bizler bu ilaç yoklarını daha az yaşayabiliriz. Tabii sadece ilaç fiyat belirleme yönteminden de kaynaklanmamakta bu ilaç yokları. Şöyle anlatayım, aslında iyi bir ilaç sanayimiz var Derya Hanım ülke olarak. Avrupa ölçeğinde fabrikalarımız var, firmalarımız var. Ülkemizde tüketilen ilaçların kutu bazında %80'i ülkemizde üretiliyor. Bu büyük bir rakam ama çok da önemli. Evet, TL bazında baktığımızda ise %50'den fazlasını biz ithal ediyoruz maalesef. Evet. Ve bu ürettiğimiz ilaçlar da daha çok yine dışa bağımlı olarak üretmek zorunda kalıyoruz. Hem etken madde olarak, yardımcı madde olarak cam, kağıt gibi ilacın hazırlanmasında kullanılan, paketlenmesinde kullanılan her türlü alüminyum gibi her türlü malzeme aslında dışarıdan ithal ettiğimizden dolayı ve bu tüm bu malzemeler de tabii ki yine dövize endeksli olduğundan evet. dolayı bazen bu ilaçların halka arzında sıkıntılar çekilebiliyor. Evet. Burada nasıl ki ülkeler silah sanayine çok önem veriyorsa ki verilmeli. Evet. Her ülkenin özellikle bizim konjonktürümüzde, bizim bulunduğumuz bölgede önemli savunma olduğunu görüyoruz. Çok, savunma sanayi çok önemli. Onun kadar önemli bir konu daha var, ilaç sanayi. Bizlerin, ilaç sanayimizin kesinlikle özellikle araştırma geliştirmeye ve ham madde üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bizler sadece burada dışarıdan ham maddeyi, malzemeleri alıp bir paketleme işlemi yapılıyor diyebilirim. Yani sonuçta bir yerli ilaç sanayimiz var. Evet. Ancak ilacın içine konulan etken maddeyi de biz yurt dışından ithal ettiğimizden dolayı sıkıntı çekmekteyiz. Bu etken maddelerinin de
çoğunluğunun aslında ülkemizde üretilebilirse eğer, hı hı, hı, bizler o zaman işte ilaç sanayinde çok daha güçlü bir yere gelebiliriz ve bu ilaç yokları sorununu daha aza indirebiliriz. Peki bu konuda şunu söylemek istiyorum. Birçok üniversite aslında bu konuyu ele alarak yeni projeler üretiyor. Ve hatta AFSÜ, Afyon, evet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bu noktada kendi ilacını üretmek amacıyla aromatik bitkiler alanında çok ciddi bir proje yaptı. Evet. Ve bunu halen daha sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek. Bu projeler ve bu yatırımlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz Sayın Pehlivanlı? Ben kesinlikle çok olumlu buluyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitemizin yaptığı bu çalışmalara da yakından takip ediyoruz. Kendileriyle de aslında irtibat halindeyiz. Bundan iki gün önce de yine Eczacılık Fakültemizdeydik. Sayın Rektör Hocamızla beraberdik. Hı hı. Ve yine AFSÜ'nün ürettiği bu aromatik yağları, hatta yaptığımız, evet, oda olarak beraber yaptığımız bir protokolle birlikte Afyonkarahisar'daki eczanelerimizde de bu ürünlerin satışını gerçekleştirdik biz. Yani eczaneler aracılığıyla da bu ürünleri, hı hı, halkımıza ulaştırıyoruz. Bunların daha da artması lazım. Evet. Ve bunlar gerçekten çok büyük bütçeli işler. Yani bir etken, kesinlikle, maddenin bulunması bile bazen birkaç milyar doları buluyor. Evet. Üretim. Yani burada devletimizin nasıl ki savunma sanayine bir bütçe ayırıyorsa, hı hı, buna da belki teşvikle daha fazla bütçe ayırabilirse esas o zaman daha çok bunlarla yol alabiliriz. Tabii ki AFSÜ'nün yaptığı işler de çok kıymetli. Bunları da söyleyebilirim. Evet, geçtiğimiz günler 14 Mayıs'tı, evet, ve Eczacılar Günü'ydü. Ama tabii ki 14 Mayıs Türkiye için büyük bir seçim günüydü, tarihi seçim günüydü tüm liderlerin de dediği gibi. Bu yüzden belki bu Eczacılar Günü bir tık belki sönük geçmiş olabilir ama ben şunu sormak istiyorum size. 14 Mayıs'ın sizin siz gibi değerli eczacılar için önemi nedir? Tabii ki. Biz özel günler açısından aslında şanslı bir meslek grubuyuz, evet, der yani. Hem 14 Mayıs'ımız hem de 25 Eylül'ümüz var. Evet. 14 Mayıs daha kıymetli olduğunu da söylemem, hı hı, gerekiyor. Anlatayım. 14 Mayıs bilimsel eczacının 184. yılı olarak kutluyoruz, hı hı, biz bu yıl. Aslında eczacılık mesleği insanlığın varoluşuyla beraber ortaya çıkmış bir meslek. Evet. Aynı tıp gibi ve insanlık var oldukça da hastalıklar da var olacağından dolayı da devam edecek bir meslek. Hı hı. Ancak bulunduğumuz topraklarda akademik eczacılığa, bilimsel eczacılığa ilk adım İstanbul'da Mektebi Tıbbiye Okulu'nda ilk eczacılık dersinin verilmesiyle, ilk eczacılık sınıfının kurulmasıyla başlamış. O da 14 Mayıs 1839 tarihi, hı hı, ve bizler Türk eczacıları olarak bu tarihi kabul ederek 14 Mayıs'ı 1968 yılından itibaren her yıl 14 Mayıs'ı Türkiye'de Eczacılar Günü olarak kutluyoruz. Hı hı. Ve bu günü genellikle meslektaşlarımıza bir araya gelerek hem mesleki olarak hem sosyal olarak bir araya gelerek toplantılar düzenleyerek, eğitimler düzenleyerek bu günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu yıl biraz daha yine meslektaşlarımızı kendi eczanelerinde ziyaret ederek bir araya gelmeye çalıştık ama biraz daha yemek gibi, toplantı gibi organizasyonlarımızı bu yıl deprem nedeniyle yapmadık. Hı hı. Yapmama nedenimiz de şu, bu tür organizasyonlarımızın bütçesini depremden zarar gören yüzlerce meslektaşımız var. Evet. Eczanesi yıkılan, yağmalanan, hı hı, ve orada hayatını normalleştirmeye çalışan meslektaşlarımız var. O meslektaşlarımıza birliğimizin düzenlediği bir yardım kampanyası vardı. Hı hı. O yardım kampanyasına aktardık biz. Oraya yardımda bulunduk bu yıl. 25 Eylül ise Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanmakta. Evet. Yine aslında o da 2009 yılında İstanbul'da Dünya Eczacılık Kongresi sırasında karar verilmiş ve o yıldan itibaren de tüm dünyada Eczacılar Günü olarak kutlanmakta. Evet. Ama 14 Mayıs'ın bizler için çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Peki odanızdan, yani eczacılar odasından, eczacı odasından bahsedebilir misiniz? Neler yapıyor Afyonkarahisar'da? Ne gibi çalışmalara şimdiye kadar imza attınız ve ne gibi çalışmalara gelecekte de imza atmaya devam edeceksiniz? Tabii ki. Ben kısaca Türk Eczacıları Birliği'ni de anlatmam tabii lazım. Tabii ki, eczacı lütfen. Odasından önce. Türk Eczacıları Birliği 1956 tarihli 6643 sayılı kanunla kurulmuş. Yine 1961 Anayasası'nın 122. maddesi, 1982 Anayasası'nda 135. maddesi gereği kamu kurumu niteliğine meslek kuruluşudur. Hı hı. Aynı barolar gibi
kurulmuş ve kanunla kurulmuş meslek kuruluşu olarak geçmektedir. Ve Türkiye Eczacıları Birliği'ne bağlı da şu an 54 eczacı odası bulunmakta. Her ilde eczacı odası bulunmamakta. Evet. 150 üyesi olan 150 eczacının birleşerek bölgede bir eczacı odası kurulabiliyor. Hı hı. Afyonkarahisar'da ise 1990 yılında 33. sırada yine o zaman kurucu başkanımız Ömer Helvacıoğlu önderliğinde 1990 yılında kurulmuş bir oda ve o dönemden itibaren de birçok değerli başkanımız, yöneticimiz eşliğinde odamız bugünlere geldi. Odamızın şu an 349 üyesi bulunmakta. 252 eczane ile birlikte de Afyonkarahisar'da halkımıza ilaç ve sağlık hizmeti veriyoruz. Neler yapıyoruz? Tabii ki eczacı odalarının öncelikli görevi ilaç ve eczacılık politikalarıyla ilgilenmek. Eczacıların, meslektaşlarının hak ve menfaatlerini korumak. Eczacılık bölgesindeki eczacılık hizmetlerini de düzenlemekle, kurumlarla beraber tabii ki düzenlemekle görevli. Biz bunları kurumlarımızla işbirliği içerisinde uyumlu bir şekilde yerine getiriyoruz. Özellikle Sağlık Müdürlüğümüzün gerçekten bizlere çok büyük desteği olduğunu söyleyebilirim buradan. Kendilerine de selamlarımı ileteyim İl Sağlık Müdürümüze. Yine meslektaşlarımızla gerek mesleki olarak eğitimlerle, çünkü burada mesleki gelişim çok önemli. Onlara çok önem veriyoruz. Hemen hemen her ay bir eğitim koyarak meslektaşlarımızı hem bir araya geliyoruz hem de mesleki bilgilerimizi güncellemek için bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Evet. Sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Sosyal yardımlarda da bulunduğumuzu söyleyebilirim. Hı hı. Özellikle pandemide önemli bir ihtiyaçtı. O dönemde COVID-19 test cihazı lazımdı. Hı hı. Ve bunu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne bağışta bulunmuştuk o dönemde. Evet. Yine geçtiğimiz yıl Sosyal Dayanışma ve Yardım Komisyonumuz AFSÜ'de lösemili çocuklar için bir çocuk oyun odası tefrişatında bulunmuştu. Öyle bir yardımda bulunmuştu. Yine bu dönemde biraz önce de bahsettim, deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza yardımda bulunduk ve özellikle depremden hemen sonra halkımıza ilaç ve eczacılık alanında da gerçekten meslektaşlarımızdan çok yoğun bir yardım topladığımızı da söyleyebilirim. Maddi olarak da çok büyük bir yardımla bir tır dolusu ilaç toplayarak bunu bölgeye ilettik. Bu tür çalışmalar yapıyoruz bölgemizde. Az önce çalışmalarınız için eğitimler veriyoruz dediniz. Evet. Ne gibi eğitimler bunlar? Yani eczacılar fakültelerini bitirdikten sonra da, yani insan tabii ki her yaşta gelişmeye açık ama bir eczacı ne gibi eğitimler alıyor fakülteyi bitirdikten sonra da, ya da bu seminerler genel itibariyle neyi amaçlıyor? Tabii şimdi şöyle, eczacılar eğitiminden de kısaca bahsedebilir miyim isterseniz? Tabii ki, lütfen. Türkiye'de 5 yıllık bir eğitim sonunda eczacılar, zorlu bir eğitimdir bu arada. Ülkedeki en zorlu fakültelerden biridir eczacılık fakültesinde okumak. Kesinlikle. Zor bir tıp fakültesi kadar olmasa da hakikaten okuması zor bir kimyayı fakültedir. Kimyayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Her aynen şeyden öyle. Evet, aynen öyle. Bu zorlu eğitim sonrasında da toplumda saygın bir yeri olan eczacı unvanını alırlar. Eğer ki eczane açmak istiyorsa yine bir yıl süresince de avukatlara benzer bir şekilde bir yıl süresince de eczanelerde yardımcı eczacı olarak da meslektaşlarımız çalışarak eczacılık hizmetlerini, eczacılığı bir de eczanelerde öğrenirler. Yine staj dönemleri vardır. Öğrencilik dönemlerinde staj görürler. Fakültelerde ise daha çok birinci, ikinci sınıflarda daha çok tıp ağırlıklı, tıp bilimiyle ilgili dersler gördükten sonra dediğiniz gibi kimya ağırlıklı. Aynen. Ve bitkiyle alakalı çok ciddi, tıbbi bitkilerle ilgili çok ciddi bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim. Hatta tıbbi bitkilerle ilgili Türkiye'de akademik eğitim alan tek meslek mensubu da eczacılardır. Bu zorlu eğitimden sonrasında şöyle bir durum var. Tabii ki birçok meslekte dünyadaki değişim çok hızlı. Tabii. Bizde de çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu COVID-19 pandemisinde de gördük. Hı hı. Artık eczacılık mesleğin içerisine gen teknolojisi girdi. Biyobenzer ilaçlar var. Kişiye özel ilaçlar. Yani sadece o kişi için, hasta olan kişi için üretilen ilaçlar dönemine başlandı.
Ve eczacılık, çok önemli bir bilgi tabii Sayın tabii Beyler. eczacılık bilimi artık çok daha hızlı, biraz da teknolojinin de etkisiyle, gen biliminin de etkisiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ve bunlar denendi mi peki? Çok önemli bir şey çünkü kişiye şimdi, özel ilaç ve gen bilgisinden bahsediyoruz. Demek ki herkesin atacağı ilaç bir değil. Şimdi şöyle, gen teknolojisi nerede kullanıldı? Covid-19 açısında kullanıldı. Yani orada onu söyleyebilirim. Gen teknolojisi bir kere orada kullanıldı. Kişiye özel ilaçlar da evet yine ülkemizde de yine yurt dışından ithal edilerek bunlar hastalara özel getirtilebiliyor. Böyle bir şey de var. Bunlar çok daha hızlı bir şekilde artık hayatımıza girecek önümüzdeki süreç içerisinde. Ve bunlar girdikçe tabii ki eczacının da kendisini yenilemesi lazım. Bu bilgilerini yenilemesi gerekiyor. Bizler hem bu tür bilgiler hem eczane pratiğinde olsun, yine tıbbi bitkilerle ilgili olsun, değişik eczacılık alanlarında meslektaşlarımızın kendilerini bilgisayar olarak daha iyi duruma getirebilmeleri için de, geliştirmeleri için de hizmetlerimize devam ediyoruz. Sayın Pehlivanlı, yani gelecek illaki gelecek. Aynen. Ve şöyle bir şey ki o gelecekte teknoloji değişiyor, her şey değişiyor, sağlık da aynı zamanda değişiyor. Çok önemli bir bilgiye de parmak bastınız az önce. Biz gelecek dönemlerde neleri göreceğiz eczacılık alanında, özellikle ilaç sanayisinde, ilaç sektöründe neler olacak, bizleri neler bekliyor bu alanda? Aslında gelecekte şöyle, gelecekte sadece sağlıkta çok büyük değişim olacağını söyleyebilirim. Sadece eczacılık alanında değil. Zaten bununla ilgili de kurumlarımızla çalışmaya başladılar. Uzaktan sağlık hizmetleri yönetmeliği yayınlandı. Evet. Artık insanlar belki hastanelere gitmeden evlerinde uzaktan bir hekime bağlantı kurarak bir telefon vasıtasıyla uzaktan muayene olabilecekler. Evet. Görüntülemelerini veya tahlillerini evlerinde yapabilecekler ki gelecek derken bazen Derya Hanım biz çocukluğumuzda gelecek genelde filmlerde böyle 100 yıl sonrası olurdu. Evet. Şimdi o süre kısaldı. Bence çok yakın bir zamanda tabii. biz bunları görebileceğiz. Evet kısaldı artık yani buradan bir 10 yıl sonrasında daha belki kısa dönemlerde bu hizmetler daha da artacak. Evet. Yani sağlık sistemlerinde komple baktığımızda sadece eczacılık için değil, komple bütün sağlık sistemlerinde çok ciddi bir değişim olacağı bugünden görülüyor. Ve bununla ilgili de hem devletimiz hem de diğer ülkeler de bununla ilgili çalışmalar yapmaktalar. Tabii ki bununla ilgili belki ileriki dönemde, belki daha ileriki dönemde yapay zeka bir hekimle karşılaşacaklar vatandaşlarımız. Yine bir hekim kontrolünde tabii ki. Bir hekim kontrolünde yapay zekalarla karşılaşılacak. Ve buradaki değişimde tabii ki eczacılık hizmetlerinde de bir değişim olması bekleniyor. Buradaki değişimi de tabii ki bizler ele alıp, eczacılar çünkü Türkiye'deki eczacılık sistemi dünyada bazı ülkelerde uygulanan eczacılık sistemine benzememekte. Örneğin Amerika'daki, Avrupa'daki bazı eczacılık sistemlerinde daha çok küresel şirketler aracılığıyla yapılan bir eczacılık sistemi var. Biz burada bireysel olarak bir eczacılık sistemi uyguluyoruz ki şunu da söyleyebilirim. Tamamıyla Türk milletine gerçekten çok uygun bir sistemdir bu. Çünkü birebir halkımız eczacısını istiyor. Evet. Yani kendi mahallesindeki eczacısını istiyor. Kesinlikle. Ve bu şekilde ilişki kurmayı seviyor. O yüzden biz insanlara çok daha rahat dokunabiliyoruz, daha çok iletişim kurabiliyoruz bu şekilde. Evet. Ve bu sistem üzerine belki yenilikleri tekrar değerlendirmemiz gerekebilir gelecekte. Peki biliyorsunuz eczacılar nüfusa göre illerde eczane açmaya hak kazanıyorlar. Evet. Afyonkarahisar bazında bu soruyu sormak gerekirse, Afyonkarahisar'da eczane açmaya şu an itibariyle bir gerek var mı? Alan var mı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz tabii Sayın ki. Pehlivanlı? Şimdi 2012 yılında bizim bir eczacılar ve eczaneler hakkında kanun yayınlandı. 2014'te yönetmeliği yayınlandı. Ve o tarihten itibaren de uygulamayla birlikte 3500 kişiye bir eczane uygulaması geldi. Evet. Bu 3500 kişiye bir eczane uygulamasına baktığımızda Afyonkarahisar merkez ve ilçelerine baktığımızda da merkez zaten dolu olduğunu söyleyebilirim. Evet. İlçelerde de büyük büyük oranda artık
boş birkaç ilçemiz vardı ama o ilçemizde yapılan alımlarla birlikte doldu. Böyle bir artık aslında bunu ülkemizi ortadan ikiye böldüğümüzde Sinop'tan Antalya'ya bir hat çizdiğimizde sol taraf batı tarafında eczacılık hizmetlerinde artık bu oranın çok sıkıştığını ama doğu tarafında bu daha hala eczane açılabilir açık yerler olduğunu görüyoruz. Ama batı da özellikle sadece Afyon için değil çevre iller için de söyleyebilirim. Evet. Artık bir sıkışıklık oldu. Böyle bir durumumuz var, evet. Peki bu sorunu çözmek için yani neler yapılabilir ya da neler yapılmalı? Çünkü hani eczacılık okuyan fakültelerde yani gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz evet. var. Ve o gençler hani her gencin olduğu gibi onlar da hemen iş hayatına atılmak istiyorlar. Bunun önüne nasıl geçebiliriz peki? Şimdi biraz şimdi programın başından beri farkındaysanız eczane eczacılığından bahsettik Evet. aslında. Ama ben konuşmamın başında da söylemiştim. Eczacılık sadece eczane eczacılığından oluşmamakta. Eczane eczacılığı, toplum eczacılığı sadece bu sistemin bir parçası. Evet. Eczacılar ilacın araştırma geliştirmesinde, ilaç sanayinde, hastanelerde çok önemli görevler alıyorlar. Bu tarihten sonra evet fakültelerde çok fazla mezun veriyoruz. Bizim en Evet. büyük sıkıntılarımızdan biri de budur. Yaklaşık 50'ye yakın eczacılık fakültesi bulunmakta ve bunların sadece 14 tanesi akredite. Kalanında bir akreditasyon bulunmamakta Evet. ve yaklaşık 4000'e yakın bir mezun verilmekte. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde ihtiyacı olan eczacı sayısı 32 bin olarak belirlenmiş. Ama şu an bizim hali hazırda 46 binden fazla Türkiye'de eczacı bulunmakta ve her yıl dediğim gibi 4 binden fazla mezun bu sayıya eklenmekte. Evet. Ama bunlar bizlerin meslektaşımız, bunlar genç meslektaşlarımız ve bunlara da sahip çıkmalıyız. Tabii ki. Bu da doğru. Ama dediğim gibi bu zamana kadar eczacılık daha çok eczane eczacılığına kanalize olmuş durumda. Bizim bunu değiştirmemiz lazım öncelikle. Nasıl değişebilir peki? Nasıl değişebilir? Burada tabii ki sanayi eczacılığına, üniversitelerde akademisyenliğe, çeşitli kurumlarda yine eczacılığa yönlendirebiliriz. Bizim hastanelerimizde eczacı eksikliğimiz yine de var. Alımların ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok daha fazla eczacı alınması gerektiğine inanıyorum. Bu eğer ki bu tarafa yönlendirme yapabilirsek eğer, eczacılıkta gelecekte çok ciddi bir sıkıntı olacak. İstihdam sorunuyla ilgili olarak bir şeyler yapabiliriz. Evet, böyle bir sorunumuz var maalesef. Her biri çok kıymetli. Evet. Bence her birinin de en iyi yerde olması gerekiyor. Evet. Her gencimiz gibi, her alanda okuyan gencimiz gibi. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Efendim programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan neleri ifade etmek istersiniz Sayın Pehlivan'la? Tabii ki Derya Hanım. Öncelikle tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Halkımız eczacısına güvensin. Ve güvendiğini de biliyorum. Türkiye'deki en güvenilir mesleklerden biri eczacılar aslında. Sadece çünkü gelip sadece ilaç ve ilaç alıp gitmiyor hastalarımız bizden. Bize sağlık danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Çocuklarını emanet ettiği yerler. Okuldan çıkan çocuğunu emanet ettiği yerdir eczane halkımız için. Biz gerçekten ki hastalarımızla çok iyi ikili ilişkiler kuruyoruz. Bazen bürokratik sıkıntılarımız olabiliyor. Bazen ilaç yokları ile ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Bazen kurumların fiyat politikasından dolayı fiyat farkları, muayene ücretleri çıkabiliyor. Bu tür sıkıntılar olduğunda lütfen ama lütfen eczacısına güvensinler. Bunlar eczacısıyla ilgili sıkıntılar değil maalesef. Evet. Bunlar bürokrasiden kaynaklı bazı ufak sıkıntılarımız var. Eczacılarına güvenip onların direktifleriyle hareket etmelerini kendilerinden rica ediyorum. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok önemli bilgileri paylaştınız bizimle ve değerli izleyicilerimizle. Ben şahsım ve Kanal 3 olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün de Gündem Analiz programında Afyon Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı bizimleydi ve sağlık alanında, eczacılık alanında neler yapılması gerektiği, daha sonrasında hangi sorunlarla karşılaşıldı ve bu sorunlara ne gibi çözümler bulunabileceği noktasında bizleri fikirleriyle aydınlattı. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Gündem Analiz programında görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. İyi akşamlar.